Evet, devam edelim efendim. Bu kadarı da olmaz başlığıyla konuştuğumuz bugün içerisinde şöyle bir de özellikle son dönemde yurt dışında yakalanan isimlerle ilgili gelişmelere bakalım. Mesela Todex firarisi Arnavutluk'ta yakalandı 1,5 yılın sonrasında. Binlerce insanı dolandırıp şöyle bir yurt dışında soluğu almıştı. 1,5 yıl geçti üzerinden. Tam da bu işte rüşvet, yolsuzluk pek çok iddia gündemdeyken Todex firarisi yakalandı. Hani gündemde o beklenen etkiyi yaratmadı diye yorumlandı. Bir isim daha kırmızı bültenle Interpol vasıtasıyla aranıyordu. Bulgaristan'da yakalandı. Necip Hablemitoğlu suikasti zanlılarından Levent Göktaş hakim karşısına çıkarıldı efendim. Mahkemeye çıkarıldı. Üstelik o mahkemeye çıkarıldığı ana ait fotoğraflar da paylaşıldı. Geçtiğimiz hafta Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikasti zanlılarından Levent Göktaş'ın Haskova Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı bildirildi. Haskova İl Savcılığı Göktaş'ı Bulgaristan-Türkiye sınırını yasa dışı yollardan geçmekle suçluyor. Yine Bulgaristan'ın Svelingrad yakınlarında yasa dışı şekilde ülkeye girerken yakalanan Göktaş'ın yakalandıktan sonra ev hapsinde tutulduğu, Türkiye'nin girişimleri sonucu tutuklandığı açıklandı. Resmi rakamlar Göktaş'ın tutuklanmasıyla ilgili henüz net bir açıklama yapmadı ama Levent Göktaş'la ilgili işte tutukluluk halinin devamıyla ilgili bir talepte söz konusu. İşte o gözaltında bulunması ya da tutukluluk halinin devamı sürecek gibi, Türkiye'nin de iade işlemleriyle ilgili gerekli prosedürleri tamamladığı da gelen bilgiler arasında. Hablemitoğlu suikastiyle ilgili olarak Levent Göktaş'ın Türkiye'ye geldikten sonra yapacağı açıklamalar ya da vereceği bilgiler, o ifadeleri neleri beraberinde getirecek? Hangi döneme dair şöyle bir işte bilgiler paylaşılacak? Hangi sır perdeleri kalkacak ya da kalkabilecek mi? Onlar da yine bir merak konusu. Peki, şimdi...